Başkanım, son birkaç gündür özellikle dün de vardı gündemde. Geçen mecliste de zaten gündeme gelmişti bu. Güneşli'deki Ziraat Okulu var. Bu arsayla alakalı CHP'nin şimdi bugün de yeniden de görüştüm. Çıkan haberlerde var. Yeni iddiaları var. Burada bir arsa var. Villa parseline dönüşecek ama bu arsaların 92 kişiden oluşan toplamda eskiden bağışlanmış, köylü tarafından hatta imece usulü bağışlanmış bir arsa olduğu söyleniyor. Bununla alakalı sizden bilgi alabilir miyiz? Orada bir Ziraat Okulu neden bir villa parseline dönüştürmek gereksinimi hissedildi? Ya da bu denilenler doğru mu? Bura bağış mı? Hukuksal yönden de bir geri dönüş yaşayabilir mi? Şimdi Mustafa Bey, burası herhangi bir bağış falan söz konusu değil. Kütüğüne kadar inilip araştırılabilir. Biz bunu açıkladık ama bazıları bir yerde bir söz sarf ediyor. Ben doğruyu söylemiyorum, mantığında söyleyeceğim. Daha sonra kendisi de inanıyor ve ondan sonra kamuoyuyla paylaşıyor ve ondan sonra da pazarlamaya çalışıyor. Yani maalesef ben bir siyasi kaygıyla söylemiyorum. Bazı siyasiler de gidip oraları bile karıştırarak, kurcalayarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Sonuçta 2017 yılında bu Haseki Bakanımızın da Bakanlar Kurulu'nda bulunduğu dönemde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne kentsel dönüşümde rezerv alan olarak kullanılmak ve oradaki kaynakları, gelirleri kentsel dönüşümde kullanmak üzere bize verilmiş olan bir alan. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne. Burası geçmişte tarım okulu olarak görev yapmış. Daha sonraki süreçte birkaç defa fonksiyon yüklenmiş ama hiç başarılı olmamış. Hatta hatırlarsınız, bir dönemde bir kişiye verilmişti, ismini zikretmeye gerek yok burada. O tamamen de işletmecilik yapıyordu sözde. Sonra devletimiz elinden aldı diyelim, el koydu ve sonrasında da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne verdi. Şimdi o tek kişi de bulunurken kimse bir şey konuşmuyordu ya da bilmem ne yapmıyordu. Ya Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Ha, bizim burada yaptığımız nedir? Bahçeli ev, düşük yoğunluklu bahçeli ev mantığında planlama. Sonuçta bahçeli diyorum. Pandemi sürecinde de bir beklenti oluştu. Nedir? Kamuoyunda ayağımı toprağa değeceğim, makul rakamları alabileceğim bahçeli evlerim olsun. Şehrin özellikle doğusunda bulunan ilçelerimizden gelip İlden bölgesinde ya da diğer bölgelerde ağırlıklı olarak o bölgelerde olanların böyle bir talebi ve beklentisi söz konusu. Biz de o beklenti araştırdık kamuoyunda. Biz bunu nasıl değerlendiririz? Bu bize emanet edilmiş bir yer. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bunu nasıl verimli değerlendirir? Kentsel dönüşümlerde kaynak oluşturur şekilde kaynaklarını harcar. Şimdi biz bunun için sorduk, soruşturduk, denildi ki tarım arazisi olur mu? Vallahi orada tarım arazisi çok dediler. Her şey var. Tarım arazisi olarak değerlendirecek bir şey değil. Burası zaten resmi kurum alanı olarak geçiyor. Yani geçmişte de böyle bir süreç içerisinde belediyede verilmiş. O zaman ne yapalım? Düşük yoğunluklu bahçeli nizam buraya yarısını bu şekliyle, yine onun da %80'i yine yeşil alan. Yani 500 bin metrekaresi, 1 milyon metrekare, burada 500 bin metrekaresi planlanıyor. Bu işler ayrılıyor. Geriye kalan kısmı yeşil alan, cami, okul, efendim oradaki sosyal donatılar, ihtiyaçları karşılayacak şekilde vesaire. Çok zengin bir ortam ve proje. Geriye kalan kısmı da yine %80 yeşil alan olacak şekilde, bahçeli olacak şekilde iki katlı konuta esas olacak bir planlama şekli. Bunu yaygaraya boğmaya, başka türlü değerlendirmeye falan gerek yok. Bizim yalnız burada bir konuda rahatlıkla, açıklıkla bunu söyleyebilirim. Toplu satmayacağız. Daha önceki uygulamada kaynak arayışı içerisinde yaptığımız çalışmanın eleştirilmesinden kaynaklı olarak da bir diyelim ki tecrübe oluşumu. Geçmişte de Büyükşehir Belediyesi'nde toplu satışlar onlarca olmuş. O da ayrı bir gelenek oluşmuş. Ama biz yapınca yaygara koptu vesaire. O dönemde de ekonomik olarak kaynaklarımız hakikaten yeterli değildi. Bulmak için çaba gösterdik vesaire. O geride kaldı. Ama şimdi biz bunu parsel parsel satacağız. Herkesin almasını sağlayacağız. Belki 5-6 tane, 8-10 tanesi bir araya gelir bir parseli alır veya bilmem bir adayı alır vesaire. Ama sonuç itibariyle toplu satış yapmayacağız ve vatandaşlarımızın burayı değerlendirmesine fırsat sağlayacağız.